Herkese merhaba efendim. Bugün 11 Eylül 2020. Evet 11 Eylül saldırılarının üzerinden de neredeyse 20 sene geçmiş olacak. 19 sene. Fakat tabi şu anda dünyanın bambaşka dertleri var. 11 Eylül'ün başka anlamları var. Her tarihin geriye doğru baktığınızda mesela Ayen'de Şili'de devrildi. Pinochet darbesiyle çokça sosyal ağlarda rastlayacaksınız 11 Eylül'de. Gene işte bugünlerde Yılmaz Güney'in e, vefat yıl dönümü çokça paylaşılıyor. Çok başka şeyler var. İşte yarın 12 Eylül mesela, 12 Eylül'ün yıl dönümü ki hem de 12 Eylül'ün 40. yıl dönümü. Yani anlamlı bir tarih değil mi? Sonunda sıfır var. 12 Eylül'ü yapanlar yargılandılar, mahkum oldular, apoletleri söküldü filan falan ama yani netice 90 küsür yaşında yargılandı bir şeydir Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya son zamanlarını gerçekten onursuz bir şekilde adeta tamamladılar vesaire. Geriye doğru elbette bu tarihleri hatırlamalıyız ve iz düşümlerine bakmalıyız ama gerçekten şu anda hem Türkiye hem dünya çok başka bir koridordan geçiyor. Hani hangi tarihin hatırlatalım yeni nesillere, hangi anmayı yapalım, 6-7 Eylül'ü mü anlatalım, öbürünü 12 Eylül'ü mü anlatalım? Şu anda hala hazırda sıcak bir olay yürüyor zaten ve gerçekten bu dönemi yaşayanlar belki o yönüyle şanslılar. Tarihe ve döneme tanıklık ettikleri için ama tek şanslı oldukları şey bu tanıklık. Onun dışında yürüyen konular itibariyle pek de şanslı olduklarını söyleyemeyiz. Nasıl olunsun ki 2020'yi kaybettik? Bütün dünya kaybetti Covid-19 koronavirüs türü bir e, koronavirüs ailesinden bir virüs bütün dünyayı adeta esir aldı ve 900 küsür bin e, insanın hayatını kaybettiği e, resmi raporlarla rapor, raporlanıyor. Henüz 1 milyon olmadı ama bu gidişte olacak gibi. Dünya nüfusuna baktığınızda küçük bir oran gibi görülmekle beraber tedbirler gevşetildiğinde milyonları kaybetmek söz konusu olabilir. 2020 her anlamda sosyal anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda, toplumsal anlamda nereden bakarsanız bakın geriye doğru insanların hatırlamak istemeyeceği bir yıl olacak. Yılın bitmesine 3-4 ay var ama bu bundan sonraki 3-4 ay içinde söylenebilecek hiçbir şey yok. Hatta 2021'i de kaybettik. Hatta 2021'i de kaybettik. Ee, ekonomistler en iyimser tahminle ekonomik toparlanmanın veya ekonomik artık dipten sonra yukarıya doğru grafiğin dönmesinin 2022 sonunu bulacağını söylüyorlar. Koronavirüs bitsin bitmesin. Çünkü bu tür konuların yani darbe çarptıktan sonra bir anda sabahtan akşama düzelmiyor. Yani onun pek çok sektörde 10 sene 10 senede toparlanma ihtimalinden bahsediliyor. Otomotiv sektörü mesela 10 seneden önce kendine gelemeyecek. Ulaşım sektörü, turizm sektörü. O arada batanlar olacak tabii. Her neyse 2021'i de kaybettik diyebiliriz. AstraZeneca Oxford aşı çalışmasında bir denek ki onun da Aşı uygulanmış mı yoksa kontrol altındaki deneklerden biri mi olduğu bilinmiyor. İngiltere'de olduğu ifade ediliyor çünkü başka ülkelerde de denekler var. On binlerce denekte bu, gönüllü denekte uygulanıyor aşı. Ee, ki düny Dünyada geliştirilme safhasındaki en önemli, en muteber çalışmalardan biri Oxford Üniversitesi. AstraZeneca'nın da dağıtımını üstlendiği model. Öyle ki bu aşı geliştirilirse 8 bin... Seferlik Boeing 747 tipinde bir kargo uçağıyla 8000 uçak seferiyle dünyaya dağıtılması falan bile planlanmış durumda. Artı aşı onay aldığında o onay aldığı hali çoktan üretilmiş olacak. Yani böyle de bir planlama yapılıyor. Her şey eş zamanlı olarak. Yani aşı onaylansın dağıtım hazır, stok hazır ve derhal insanlara ulaştırılacak. Ama hangi insanlara? E tabii ki bu aşı anlaşmasının altında imzası olan insanlara, bu işe para yatıran insanlara, ülkelere daha doğrusu. İngiltere başta olmak üzere Amerika, Fransa, Hollanda, Avustralya, kendi ülke vatandaşlarını, Kanada, kendi ülke vatandaşlarını ücretsiz olarak aşılayacaklar ki bu 5-600 milyon insan yapıyor toparladığınızda rakamları. E, Deniyor ki işte gelişmiş ülkelerin zengin yurttaşları aşılanacak falan öyle gibi görülebilir. Yani neticede İngiltere aşıyı geliştirip Amerika aşıyı geliştirip ben aşıyı geliştirdim ama bunun yarısını Asya ile paylaşıyorum, Afrika ile paylaşıyorum diyecek hali yok. Herkes önce kendi toplumunu kurtarma derdinde. Çünkü ülkeler de çok sıkışmış durumda. Burada bir bencillik aramamak lazım. Artı bir aşı geliştirme çalışmasında para da yatırılmış ve sıraya girmiş durumda toplumlar, devletler. Bir de o işe böyle bakmak lazım. Bir diğer konu da kendi uzmanlarının aşı geliştir. Kardeşim işte Ruslar geliştirdik diyor. Yüzlerce Türkiye dünya üzerinde 100, 120, 150 rivayetler değişmekle beraber aşı geliştirme çalışması olduğundan bahsediliyor ve eleme yapıldığında da 8 ila 10'u veya belki 12'si kesin olmamakla beraber ama en az 8 çalışmanın da 3. faz denemede olduğu ifade ediliyor. Yani nerede? Üçüncü faz deneme artık insanlı, denekli ve o da uzun bir süreç. Kolay bir şey değil. Neticede Oxford AstraZeneca, AstraZeneca'nın CEO'su dün yaptığı açıklamada eğer bunun bizim aşıdan bu denekte veya hastada ki komplikasyonun bizim aşıdan ürettiğimiz aşıdan, geliştirdiğimiz aşıdan daha doğrusu kaynaklanmadı ortaya çıkarsa çalışmalar devam eder. Yıl sonu yıl başında 2021 başında bu işi yetiştiririz demiş. Fakat 2021 başında aşı yetişse bile dediğim gibi bu aşının üretilip dağıtılıp insanlara uygulanması yılın ilk yarısını 2021'in ilk yarısını bulur. Ki bunlar da gelişmiş ülke vatandaşları olur, ikinci üçüncü derecedeki ülkeler ya da sıraya giren ülkeler ancak Haziran Temmuz'dan sonra aşılanabilir sıraya giren milletler. Bir de böyle bir tarafı var. Koltuğu fena halde sallanıyor dedik. Ona bakacağız ama e, öncelikle seçtiğim bazı birkaç haber var. Ona bakacağım. Basın turuna da e, sonra geçeceğim. Cumhuriyet'ten okuyacağım büyük kriz kapıda yurttaş yara bandı bile bulamayabilir. İşte koronadan bahsettik. Onunla ilgili ilk haberi okuyayım size. Sektördeki firmalar kamu hastanelerinden 16 aydır, üniversite hastanelerinden 36 aydır tahsilat yapamıyor efendim. Sektörün toplam 19 milyarlık alacağının 11 milyar lirası kamunun, 8 milyar lirası ise üniversite hastanelerinin borcu. Top Medikal e, Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı konuşmuş efendim. Maliye Bakanlığı yüzde %30'a oran varan oranda feragatta bulunun demiş. Böyle bunu yapamayız. Endüstri yok olur diyor. Ve devamla e, Top Medikal Meclis Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı e, Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'ya da mektup yazmış. Entübe olmuş bir sektörün yani yoğun bakımdaki bir sektörün hastalara faydasını bekleyemeyiz. Yara bandını bulamayacaksınız demiş efendim. Bir diğer konu deva Deva Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Ali Babacan'ın partisi TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına tepki göstermiş. 4,5 milyon işsiz iş aramaktan vazgeçti diyor. Ki artık Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün rakamlarına güvenilmiyor. Tıpkı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona rakamlarına güvenilmediği gibi Türkiye İstatistik Kurumu da üfürüyor. İşte rakamlar mutlaka saraya girip çıkıyor ona göre de işte böyle rakamlarla oynayarak ayar veriyorlar. Hiçbir rakamlarının inandırıcılığı yok. İnandırıcılığı olan bir şey varsa o da şu. İbrahim Kahveci Karar Gazetesi'nde ekonomi yazılarıyla tanıyoruz. Ekonominin motoru 2015'te durdu diyor Twitter mesajında. Gelecek kuşaklara yatırım artık yok. Sadece mevcut kapasiteyi kullanmaya çalışıyoruz ama o da olmuyor. Makina teçhizat yatırımı görüyorsunuz nasıl düşmüş efendim. Evet. O arada OECD raporu ki bana göre günün en önemli haberlerinden biri. Okula ve işe gitmeyen 30 yaş altı genç nüfus oranı en yüksek ülke Türkiye efendim. Okula ve işe gitmeyen 30 yaş altı genç nüfus oranı en yüksek ülke. 15-29 yaş arasında ne okula ne de işe giden e, işsizlerin oranı 28. Aynı kategoride 20-25 yaş arasındaki gençlerin oranı ise 33. Bakın şurada da eğitimde ya da istihdamda olmayan 19-29, 15-29 yaş arası gençlerin oranları var. En yüksek ülke 28.8 ile Türkiye. Onu Kolombiya, İtalya, Meksika, Kosta Rika, Yunanistan, Şili, İspanya, Fransa falan devam ediyor. Yani bütün ülkeler burada ve dünya lideri Türkiye. Mutlu olabilir mi? Hayır, bu mutlu olacak bir dünya liderliği değil. Eğitimde ya da istihdamda olmayan 15-29 yaş arası gençlerin oranında 28.8 ile Türkiye maalesef ilk sırada. Peki koltuğu fena halde sallanıyor. Nereden geldi? Koltuğu fena halde sallanıyor. T24 yazarı Mehmet Teskan'ın yazısından attık bugün bu başlığı. Dünkü yazısı Mehmet Teskan'ın 10 Eylül 2020 tarihli. Saray hukukçuları şapkadan tavşan çıkarıp Erdoğan'ı iktidarda tutabilecek mi? Erdoğan hakikaten tavşan çıkarılmasına ihtiyacı var. Koltuğu sallanıyor, ekonomideki büyük sarsıntıyı pandemiye bağlasa bile halk olan bitenin farkında diyor. Ayrıca devam ediyor, birazdan getireceğiz ekrana başka bir gazete haberi olarak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz ki diyor Mehmet Tezkan, önümüzdeki seçime bugünkü yasalarla gitmeyeceğiz. Sarayın hukukçuları, sarayın danışmanları harıl harıl çalışıyormuş. Yeni sistem en çok ittifakları etkileyecekmiş. Köklü değişiklikler yapılıyormuş. Kulislere yansıla, yansıyan bilgiler böyle diyor. Evet. Neyi hesaplıyorlar? Birinci hedefleri meclis çoğunluğunu garantilemek, ikincisi tabii ki başkanlığı kurtarmak demiş ve bakalım saray danışmanları şapkanın altından tavşan çıkarabilecek mi? Bizim başlığımızı arttığım bölümde şurası aynen okuyorum. Erdoğan'ın hakikaten tavşan çıkarılmasına ihtiyacı var. Koltuğu sallanıyor. Ekonomideki büyük sarsıntıyı pandemiye bağlasa bile halk olan bitenin farkında. Bakın Almanya %13 küçüldü. Biz %9.9 küçüldük. Daha iyi durumdayız demek durumu kurtarmıyor. Almanya 4 trilyon dolarlık ülke. Türkiye 750 milyar dolarlık ülke. ...kıyas kabul etmez. Onlarda kişi başına düşen gelir 40-45 bin dolar... ...bizim 8-9 bin. Halk bunu biliyor mu? Hayır ama başkalarını kötüleyerek gururlanmanın cüzdana fayda sağlamadığını görüyor. Kısaca... ...iktidarın yani Cumhurbaşkanlığı işi zor, bakalım danışmanları şapkadan tavşan... ...çıkarabilecek mi? Seçim yasas yasasını kurgulayıp... ...Erdoğan'ı... ...sarayda... ...tutabilecekler mi? Ama işte iktidarın basını her gün bambaşka oyunlarla algı yapıyor. Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı göreve geldiğimizden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında hiçbir doğru habere imza atmamış olan Sabah gazetesi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayı da İBB'ye mal etmiştir diyor. İBB'den ağaç katliamı diye bugün Sabah gazetesinde çıkan haberin küpürünü paylaşmış, küpürünü paylaşmış. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri işte su kanalizasyon çalışması nedeniyle Hadımköy'de yok yol kenarındaki 50'ye yakın ağacı katletti diyor. İBB basın danışmanı da bu karayollarının çalışması demiş. Sabahın derdi ağaç katliamı falan değil. Kendileri asıl ağaç kat katliamını Kuzey Otoyolu'yla havaalanı İstanbul'sa söz konusu olan havaalanı inşaatında falan yaptılar da işte diyor ki burada geziciler neredesiniz? Yani 2013'teki gezi olayını hala çıkaramamış durumda, ee, elle tutulur bir tarafı yok. Fakat işte yani hem olayları gerçekleri çarpış, çarpıttıkları gibi, hem de şunu yapıyorlar. Ee, bir takım gerçekleri kamuoyuna anlatmıyorlar ve kamuoyuna anlatmadıkları gerçekleri yazan gazetecileri de tutukluyorlar. Mesela en son Oda TV tutuklamaları bundan dolayıydı ve neyse ki gazeteciler dün evvelki gün tahliye oldular ve özgürlüklerine kavuştular. 6 ay sonra devlet pardon dedi. Berat ederek tahliye oldular üstelik. İlk ne ilk ne de son ee, geçmiş olsun buradan bir kere daha kendilerine geçmiş olsun diyoruz yaptıkları iş onların yargılanmasını bile gerektirecek bir şey değildi haber değildi neydi o Libya'da hayatını kaybeden bir MIT görevlisinin cenazesini yayınlamak halbuki o cena o, o haberi o yayından önce Ümit Özdağ İyi Partili Mecliste basın toplantısında isim isim vermiştir Ümit Özdağ bir şey söyleyemediler ama bunu haberleştiren isimlerden hınçlarını aldılar. Hatta Oda TV'yi yasakladılar. Şimdi e, cezaevinden tahliye olduktan sonra gazeteciler Oda TV hakkındaki yasakta, Oda TV'ye erişim engeli de kalkar herhalde falan diyorlar. Bakalım ne olacak? Daha önemli şeyler var. O MIT mensubu vatandaşın cenazesinden. Bakın bu e, Suriye Gözlemevi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi. Bu İngilizce haberde diyor ki 8 Eylül tarihli ekrana getirdiğim bu haberde. Türkiye diyor Libya'ya gönderdiği cihatçı savaşçılara ödediği aylık 2000 dolar ücrette indirime gitti. 600 dolara. Ve devamla şunu söylüyor. Yani Türkiye artık dolar üzerinden 2000 dolar veremiyor. İndirime gitti. Artı asıl söylemeye çalıştığı şey şu. 18 bin burada rakamı görüyorsunuz. 18 bin savaşçı cihatçı gönderdi diyor. Ve bu 18 bin cihatçının 350'si 18 yaşın altında diyor. Çocuk yani. Bunların 7100'ü dönmüş tekrar Suriye'ye. Ve işte başka rakamlar var devam ediyor çok fazla. Özetle şu Türkiye Libya'ya gönderdiği cihatçılar 18 bin. Bunlara 2 bin dolar maaş vermiş daha sonra bunda indirime gitmiş. Ve bunların 350'si çocukmuş. Haberi yapan kim? Suriye gözlem evi, insan hakları gözlem evi. Ve bu haberler Türkiye'de yayınlanıyor mu? Hayır. Tabii Türkiye'de bir vergi kültürü, insanların ödediği verginin hesabını sorma iktidara, hesaba, iktidara hesap sorma, şeffaflık falan böyle bir şey olmadığı için mecliste bile bunlar soruluyor ve cevapsız kalıyor. Soran var mı onu da bilmiyorum. Ama bunlar unutuluyor ve bunlar hiçbir şekilde, hiçbir biçimde maalesef gündeme gelmiyor. Gazete kupürleriyle devam edelim. Sizin için güzel kupürler seçtim bugün seri olarak. Onların üzerinden geçelim efendim. Gelini poşetle kutladı hürriyetten. Samsun'da şeker tansiyon hastası Nermin Yücebaş davetli olduğu düğünde başına büyük bir şeffaf naylon torba geçirdi. Daha sonra geline sarılıp kutladı diyor efendim. Gördünüz mü? Geçelim. Siyasete korona bulaştı. Gerçekten Ali Babacan, Binali Yıldırım, CHP Sözcüsü Faik Öztürak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ki durumunun ağır olduğu söyleniyor yoğun bakımda. Muhittin Böcek ve en son Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç eşiyle birlikte korona tedavisi görüyor efendim. Evet ve Özellikle bu ay gerek Türkiye'de gerekse dışında pek çok işimden artık yakınlarında, yakınlarında, yakınlarından bazılarında korona e, çıkan, çıkmaya başladı insanlarda. Daha evvel insanlar şunu söylüyorlardı. Korona mı? Aa, hiç görmedim. Kimseye bulaştığını da duymadım. Benim çevremde kimse yok. Ne akraba ne arkadaş falan diyorlardı. Ama artık akraba ve arkadaş, çevre, akraba ve arkadaş çevresini yakaladı. Latif Demirci hürriyetteki karikatürü merhaba asker maske mesafe evet artık komutlar böyle değişmiş durumda. Kılıçdaroğlu'nun etrafını korona sardı. Sabahın attığı biraz sevimsiz bir başlık. Ama CHP'deki korona koronavirüs paniği dese belki daha doğruydu. Ee, enteresan bakın e, habere göre Genel Başkan Yardımcıları Onur Adı Güzel, Faik Öztürk Parti Sözcüsü, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Covid-19 testleri pozitif çıkmış. Dün de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz pozitif çıkmış. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun kadın korumasıyla makamının bulunduğu kattaki görevli de koronavirüse yakalanmış. Genel merkezde tüm personele test yapılmış. Kılıçdaroğlu'nunki ise negatif çıkmış. Yani gerçekten de etrafını korona sarmış durumda. Başlık biraz sevimsiz ama ee, durum biraz da öyle. Avrupa'da işler iyi gitmiyor. Milliyetten gelsin bu da. Son 24 saatte 8.557 vaka görülmüş Fransa'daki Fransa'da vaka sayısı 10.000'e 10 yaklaştı günlük vaka sayısı şimdiye kadarki en yüksek ikinci günlük artışını kaydetmiş efendim sadece o değil bir günde 1.140 vakanın görüldüğü Hollanda 646 yeni vakanın tespit edildiği Portekiz dikkat çekici ülkeler İngiltere'de Boris Johnson, ülke genelinde vaka artışları tehlikeli boyutlara ulaşınca kısıtlamalar daha da sıkıştırılacak, sıkılaştırılacak dedi. Benim önümde her gün BBC açık, Galler bölgesinde içeride ve dışarıda artık maske uygulaması zorunlu oldu. Ee, okullar açık, okulları açık tutmak için hükümet ve belediyeler, yerel idareler büyük gayret gösteriyor. Bakalım o iş nereye gidecek ama Avrupa'da işler gerçekten iyi gitmiyor bütün dünyada olduğu gibi. Artışı durduramayız. Durdurmalıyız özür dilerim. Artışı durdurmalıyız demiş Sağlık Bakanı. Sabahtan getirdim bu haberi. Bu başlığı şöyle okuyabilirsiniz. Artışı durduramıyoruz. Ağustos'tan okuyalım. Koronavirüs uyarıları Profesör Doktor Nilay Etiler Lordoğlu. Bugün yapılan 100 bin testin kime yapıldığını merak ediyorum. Çünkü sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına, belediye görevlilerine test yapılmıyor. Resmi istatistikler eksik ve çok güvenmiyoruz. Buna rağmen İstanbul'da vaka sayısında geçen haftaya göre %43 artış oldu. Aşılar %100 antikor oluşturuyor deniyor ama oluşturuyor deniyor ama 100 kişiye aşı yaptığınızda hepsi bağışıklık kazanmayabilir. Bunu aşıdan ve kişiden bunun aşıdan ve kişiden kaynaklı nedenleri var demiş. Sefer Selvi karikatürü evrenselden Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs rakamları inandırıcılığını yitirdi. Bugünkü koronavirüs tablosu şöyle diye o turkuaz renkli tablo televizyona düştüğünde vatandaşın tepkisi. Hanım gel bak turkuaz yalanları başladı. Durum bu. 6 aydır Sağlık Bakanlığı'nın şöyle böyle bir kredibilitesi oluşmuştu. Ama bu Türk toplumu nezdinde söylüyorum, bu yayınları takip edenler koronavirüs süreci boyunca ve sonrasında o tabloları ekrana getirmediğimizi ve Sağlık Bakanlığı verilerinin güvenilir olmadığını defalarca söyledik. Bu Türkiye'nin açıkladığı her hiçbir şeye güven duymayan falan bir muhalif kafa psikolojisi değil. Takip ediyorsunuz, sahayı takip ediyorsunuz, doktorları, hastaneleri takip ediyorsunuz, siyasetçilerin, yerel idarecilerin söylediklerine bakıyorsunuz. Doktorlarla konuşuyorsunuz, mesajlarına bakıyorsunuz. Ya diyor Türkiye'de işte diyelim ki, farz muale olarak söylüyorum, 20 ölüm açıklandı bugün. E, 20'si bizim vilayette. Demek ki bugün Türkiye'deki ölüm e, şeyini biz kapattık diyor. 80 vilayette hiç ölüm olmadı. Ya da Ankara için en son oldu zaten. İşte efendim, bakanlık açıklıyor şu kadar bin vaka. E Bu vakalar zaten Ankara'da. Ankara'da bu kadar vaka var günlük. Peki Ankara'da günlük bu kadar vaka var ve bu Türkiye istatistiğine birebir geçmişse 80 vilayette hiç vaka olmadı mı? Şimdi Ankara ve İstanbul belediye başkanları zaten devreye girip bir dakika ya bu rakamlarda tuhaflık var deyince Sağlık Bakanlığı rakamları güncellemeyi değiştirdi. Ölüm sayıları arttı, vaka sayıları arttı falan filan ama bir kere şey gitti. Yani geriye doğru açıkladığı bütün rakamların belli bir sistematik politika dahilinde açıklandı ortaya çıktı ve güvenilirliği niteldi. Artık anketlerde en son sormuşlar. O da cevap vermeye korkmayan vatandaşlar %60'ın üzerinde artık Sağlık Bakanlığı verilerine güvenmiyor. Bir de Türkiye kapalı devlet olmasa hiç Herkes cevap verebilse ve başına bir şey gelmeden özgürce cevap verebileceğini düşünse belki bu rakam 10-20 puan daha artacak bu işte. Bu bir Türkiye fotoğrafı. Bir dolmuş, halkalı dolmuşu, insanlar üst üste. Dikkat ederseniz resimdeki herkesin maskesi var. Evet. Fakat yani olsa ne olur, olmasa ne olur. Çünkü siz o maskenin Sağından, solundan, altından o hava çıkıyor yani. Bir Türkiye fotoğrafı. Siyasete geçelim. Kılıçdaroğlu demiş ki iktidara yürüyoruz. Partiye üye kaydedin. Ne biliyorsanız bize de söyleyin de bilelim yani. Partiye üye kaydedin de ne oluyor? Yani partiye üye... Parti üyeliğinin büyük mü yok Türkiye'de yani. Tamam elbette keşke siyasal partiler yasası değişse, seçim yasası değişse ve adam akıllı bir e, demokratik siyasal sistem kurulsa o zaman da Evet, parti üyeliğinin bir manası olur da. Hani iktidara yürüyoruz. Evet. Yani sen yürüyorsun da biz niye göremiyoruz? Bilelim. İki partiye üye kaydedin. Ya yani benim e, gazetecilikte alanım siyaset. E, bu ikisini tevil edemedim. Yani bir CHP'li açıklarsa sevinirim. İktidara yürümek, okey. Partiye üye kaydetmek. Ne alaka? Kazanma garantili değişiklik yolda seçim yasasıyla 18 yılda 220 kez oynadılar. İktidar seçim sandığından galibiyetle çıkmak için her yolu deniyor. Seçim kanununda 18 yılda 220 değişiklik yapan iktidar oyları düşünce yenisi için harekete geçti. Milletvekili transferinin sınırlandırılması, ittifak vs. gibi şey var ama en çok seçilebilmek için gerekli %50 artı 1'in altına düşürmek oranı. Ben size söyleyeyim ne olacak, nereye gidecek. Biraz evvel Mehmet Teskan'ın yazısında da vardı. Başta okudum. İktidar günlük yasa çıkartıyor ve işte o seçimi geçecek bir yasayı çıkartır. Ondan sonra onu tekrar tevil eder. Falan önemli değil. Eğer bir seçim olacaksa ve iktidar e, seçime emin olarak, seçimi kazanacağından emin olarak seçime gitmek istiyorsa iki şey yapacak. Bir e, partileri veya liderleri veya kendisi kendisi için risk oluşturan isimleri içeri tıkmaya veya onları itibarsızlaştırmaya veya partilerini kapatmaya veya seçime sokmamaya çalışacak. Daha önceki seçimlerde İyi Parti örneği hatırlayın CHP li milletvekilleri İyi Parti'ye geçip grup kurmuşlardı İyi Parti öyle seçime girmişti. Gerçi Yüksek Seçim Kurulu İyi Parti seçime girebilir demişti ama o tedbir de alınmıştı. Belki de o tedbir alındığı için Yüksek Seçim Kurulu da İyi Parti'ye geçit vermişti. Eğer o tedbir alınmasaydı YSK belki de giremezsin diyecek. Çünkü YSK iktidarın elinde. Uzatmayalım. Bunlarla oynayacak. Yani siyaseti dizayn etmeye çalışacak. Genel başkanları devşirmeye çalışacak. Tehdit, şantaj mekanizmaları yürüyecek. Partileri seçime sokmaya çalışacak. Tutuklamaya çalışacak. Şu bu falan ne yapmaya çalışacaksa. Öbür taraftan ittifakları belki zorlaştıracak. Başka şeyler yapacak. Bir diğer şey de istediği şey %50'yi 40'a falan çekmek de değil. İstediği şey belediye sistemini getirmek. Yani en çok oy alanı birinci turda seçtirmek. Eğer Tayyip Erdoğan'ın en çok oy alacağına da kanaat getirirse %30'da, %35'de, %32'de, %28'de alsa nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 94'te Erdoğan bütün sağa ikiye bölünmüş, sol ikiye bölünmüşken aradan çıktı ve %23-24 oranla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Son arkası geldi. Aynen onun gibi en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı olur demeye getirecek gibi görünüyor ama bakalım iş nereye gidecek. Bu arkadaş Erhan Usta, MHP Grup Başkan Vekili, PKK ve FETÖ Cumhur İttifakı'nın karşısında olan oluşumları destekliyor demiş. Bu haber yeni değil. Ee, şey haber doğru da haber iki sene öncesinden ee, Cumhur İttifakı'nın karşısında olan oluşumları PKK ve FETÖ destekliyor diyen MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta evet İyi Parti'ye katıldı efendim. Cumhur İttifakı'nın karşısında olan oluşumları destekliyor PKK ve FETÖ diyen MHP Grup Başkan Vekili iki sene sonra çok erken yaşlarda eee Devlette çalışmam, siyasete bulaşmam dedim. 21-22 yaşları, 23 olabilir. Muhabirliğe başladığım ilk yıllar Ankara'da çalıştım, parlamentoda partileri takip ettim. Cumhurbaşkanı Demirel'i takip ettim. Refah Partisi'ni Erbakan'ı birebir seyrettim. O arada elbette Mesut Yılmaz sansüsçüler, onları takip ederek gazeteciliğe başladım. Parlamentodaki bütün faaliyetleri takip ettim. O kadar yerendim ki gördüğüm manzaralardan, siyasetin vıcık vıcık oluşundan, siyasetin bir ideolojisinin de olmayışından yani. Refah Partilisi, Anaplısı, DYP'lisi, SHP'lisi esasen hepsi aynı milletti. Bunu gördüm acı acı. Her neyse bütün bunları gördükten sonra o zaman bizim gazeteci milletinde de TRT'ye kapak atma falan gibi şeyler vardı. Aman bir TRT'ye kapak atalım. Kapağı atalım. Anadolu Ajansı'na kapağı atalım. İşte devlet garantisiyle, hayat boyu emeklilik garantisiyle falan. Bu çarpıklıkları ve bu ortamı görünce çok genç yaşta o kararı aldım. Prensip olarak ilk defa da söylemiyorum. Devlette çalışmam, siyasete bulaşmam dedim. Bir Fırıldak Kubi vardı. Aman arkadaş, kimse onun rekorunu egale ed edemedi. Kubilay Uygun. Hangi partiden seçime girdiğini de hatırlamıyorum ama dolaşmadığı parti kalmadı. DSP'den galiba seçilmişti. Ana, Refah 5-6 Be şey değiştirdi. Adı Fırıldak Kubi'ye çıktı. Ve hani adam böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir şey değiştiriyordu. Yani Refah Partisi'ne bile geldi. Ben Refah Partisi'ni takip ediyorum galiba. Erbakan yakasına rozet taktı. İğrendim ya orada o salonda. Ya yakışıyor mu bu? Oluyor mu bu partiye falan? Ya yani bir genel başkan. Yani ne ihtiyacın var senin ona? Dört tane parti. Seni de terk edecek yani öbür gün. Çok genç yaşlardayım yani. 23-25 Devam ediyor yani alışkanlıklar değişen bir şey yok. İki sene önce bunu diyen adam iki sene sonra suçladığı, terörize ettiği genel başkanın elinden işte rozeti takılıyor. Evet. Neyse ulusalcılara geçelim. Yunan'ın işgal ettiği 7 adayla on üç adacık Türkiye'ye aittir. İlker Başbu. Alalım. İktidar yanlış değil. Şey yalnız değil. Yani görüyorsunuz. İlker Paşa işaret etmişler. Ya o kadar dert var dünyada ekonomik ve siyasi anlamda sıkışan iktidar Doğu Akdeniz'de bir şeyler yapma. Yani şu anda dünyanın başındaki dert yetmiyor gibi gerçekten Doğu Akdeniz'de kriz çıkarmakta. Kriz çıkmasında üstümüze yok. Bin yıllık muhabbet. Ben yani Yunan adalarının şey Yunanistan'ın o adaların tamamında hak iddia etmesi, uluslararası anlaşmalardaki sıkıntılar, kıta, kıta Meis'in bile işte efendim kıta sahanlığı içerisinde... Hepsini kabul ediyorum. Yani o bölgeyi dolaşmış, gezmiş birisi olarak da biliyorum. Yüzme mesafesindeki Meis'ten dolayı bir kıta sahanlığı ki kaşık kadar bir adadır yani. Birkaç yüz kişi içinde yaşıyor, yaşamıyor neyse. Oraya işte Yunan donanması çıkıyor, askerleri çıkıyor, öbürü bir iki. Yunanistan'ın yaptığı da şey değil. Türkiye'nin yaptığı da değil falan ama yani. Bugün bu çağda, bu zamanda, şu anda yeri ve zamanı değil ama işte iktidar yalnız da değil yani. Uğur Dündar'a konuşmuş. Ulusalcılarla devam edelim. Oğul Perinçek Dışişleri'nde Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişleri Bakanlığı'nda meslek memuru olmaya hak kazanmış efendim. Buna liyakati olabilir ve liyakati varsa elbette. Yani mesela ben size şunu söyleyeyim. Geçen sene Boris Johnson başbakan olduğunda kardeşi Joe Johnson'u da bakan yaptı ve kimse de itiraz etmedi buna. Joe Johnson'ın geriye doğru bir kariyeri vardı. Theresa May ve Cameron hükümetlerinde çalışmıştı falan. Zaten Joe Johnson da kabineye girdikten 2-3 ay sonra istifa etti. Abisiyle Boris Johnson'la görüş, görüş ayrılığına düştüğü için falan. Ama burada ne nepotizm, ne akraba kayırmacılığı, ne işte efendim Boris Johnson kardeşini kayırıyor falan gibi bir şey olmadı. Yani neticede demokratik olgunluğa erişmiş toplumlardan bahsediyoruz. Şu Türkiye'de bu yok. Türkiye'de e, Perinçek'in iktidarla koalisyonu biliniyor vesaire. Artı yani oğlu da çok talihsiz. Yani ne yaparsa yapsın, e, bir yere gittiğinde babasından dolayı ve babasının siyasi kimliğinden ve iktidarla ilişkisinden dolayı e, herkes burun kıvıracak. Yani bu bir Türkiye gerçeği. E, bir bu ikincisi böyle bir durumda bu tür akraba ilişkilerinin e, devlette pozisyon almaya yansımaması da gerekir, icap eder. Öyle olduktan sonra da kimse ağzını açıp e, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a damatlıktan dolayı bir şey söyleyemez. Gene Perinçek'le devam edelim. Vatan Partisi'nden Uygur yalanlarına cevap diyor. Yani böyle bir şey yalan lan değil yani ama... E, dediğim gibi bunu Vatan Partisi ve şey Doğu Perinçek Twitter'da da sürdürüyor. Mesela Öncü Gençlik yaz kampında Türkiye'nin tarihi fırsatını konuştuk falan diyor. İşte daha evvel de bahsetmiştim burada işte efendim bir kampta öğrencilerle işte bir faaliyette bulunmuş falan. İşte bu gençler devlette pozisyonlar alıyorlar falan neyse. E, ve bu gençler e, işte bakın Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı kendi paylaş kendi şeyinden Twitter hesabından getiriyorum. Demiş ki Türkiye'de bir halk ozanının öldürüldüğü yalanı var. Uygurların dilleri yasaklanıyor diyorlar. Çin'de sadece Uygurca değil filan bile. Uygurlar yani gencecik bir çocuk ve yalan söylüyor. Ve işte babaları tarafından bu şekilde programlanıyor. Neyse. E bütün dünya biliyor ki Çin Uygurlara zulmediyor, Uygurlara kamplarda ciddi bir beyin yıkama faaliyeti içerisinde. Öbürü veri ki bütün dünya biliyor bunu. Gazeteciler işte tespit edilen görüntüler, tanıklıklar her şeyle sabit bir konu. Ama gençlik bu yalanın peşinde gidiyor. Ondan sonra da bu gençler devlette pozisyon alıyorlar falan. İşte bir diğeri de gençlik birliği. Uygur kış Türkiye Uygur kışkırtıcılarının bölücü kampanyasına izin vermedi falan. Bu gençlik birliği de aynı şekilde Vatan Partisi'nin uzantılı bakın işte bu aydınlıkta 7 Eylül'de çıkmış bir şey sürmanşette Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı'nın derlediği gençlik önderlerinin yazılarının bulunduğu kitapta Z kuşağı falan diyor. Yani birkaç tane birlikleri var. Biri Gençlik Birliği TGB birlikleri. Öbürü de işte öncü gençlik benim tespit edebildiğim. İşte Doğu Perinçek de bunların imamı. Cemaat kamp yapıyor ve işte o kampta da bunlarla böyle aktivitelerde bulunuyorlar falan. Sonra da işte tarikatler, cemaatler falan diye de böyle eleştiriliyor. Ama başka tarikatlere ve başka cemaatlere bakan yok. Evet. Anladınız ne demek istediğimi. Çok güzel bir fotoğraf. Barış Terkoğlu ve Pehlivan cezaevi çıkışında. Terkoğlu dışarıdaydı. Ta önce tahliye olmuştu Pehlivan arkasından. E, iki gerçekten yol arkadaşı. E, fotoğrafta çok güzel. Onun için e, paylaşmak istedim. Bir kere daha barışlara geçmiş olsun. Gazete pencereden devam edelim. E, Süleyman Soylu Barış Terkoğlu'na hakaret ediyor ve berduş diyor. E, yani elinde kaleminden başka bir şey olmayan bir internet sitesinde yazıp çizmeye, çıktıkları sınırlı televizyon ekranlarında faaliyetlerini dile getirmeye falan çalışan insanlar. Görüşlerine katılsak da katılmasak da, düşüncelerini kabul etsek de etmesek de, gazetecilik e, yapma biçimlerini eleştirsek, eleştiriyorum zaten şiddetle, eleştirsek de eleştirmesek de, ülkede e, Gestapo'nun başının böyle berduş falan demesi, gücü elinde bulunduran, her şeyi olan falan böyle devlete, işte devletin güvenlik güçlerine kendince hükmeden, hatta cumhurbaşkanlığına falan filan heveslenen, işte damat Berat Albayrak'la girdiği mücadelenin aslı bu. Bir kişi, işte bir gazeteciye, elinde kalemi olan, başka da hiçbir şey olmayan bir gazeteciye böyle üst perdeden çemkirebiliyor. Yeni yaşam suçluyu korumayın. Gazetemize konuşan aydın sanatçılar, Batman'da tecavüz ettiği İpek Erin intiharına neden olan uzman çavuş Musa Orhan'ın salı verilmesine tepki göstererek suçluyu korumayın çağrısı yaptı diyor. Orhan Aydın, Pınar Aydınlar, Levent Üzümcü, Canan Kaplan, Defne Halman ve Yılmaz Arslan. Unutuldu konu ama yeni, yeni yaşam konuyu sıcak tutuyor. Evet Türkiye'nin yurt dışından paketlediği son isim hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan PKK-KCK mensubu İsa Özer Ukrayna'da olduğu tespit edilmiş. MIT yurtdışı operasyonu ile Türkiye'ye getirerek adalete teslim edildi diyor. Son derece sıkıntılı e, bir dönem. E, yardım yataklık ya da işte propaganda, terör propagandası falan olarak geçiyor kişinin yaşadığı. E, yani hangi suçtan aranıyordu veya hangi suçtan işlem yapıldı diye baktığınızda terör propagandası falan gibi geçiyor. Ee, hangi ülke yani Ukrayna gibi işte Doğu bloku ülkeleri veya işte bir şekilde istihbarat paylaşımı yaptıkları veya devlet başkentleri arasında ekonomik bir takım perde arkasında örtülü ilişkiler kurdukları devletlerle bu tür operasyonları yapıyorlar. Ee, söz konusu PKK olunca Kimse ağzını açıp bir şey diyemiyor ama kişi PKK'lı mıdır değil midir, şiddete bulaşmış mıdır, bulaşmamış mıdır, terör eylemin var mıdır yok mudur, insan öldürmüş müdür öldürmemiş midir? Bütün bunlara bakan yok ki söz konusu kişinin galiba bu tarz eylemleri yok, terör propagandası demişler. Ama bu bir anlamda yurt dışında yaşayan herkese de gözdağı. Adalet dedikçe daha fazla zulüm. KHK'lı Tutuklu Polis TR 724 manşetten okuyorum. Covid şüphesiyle konulduğu tek kişilik hücrede öksüre öksüre can verdi. Gazeteci Habib Güler tıpkı Büşra Erdal gibi infazını tamamlamasına rağmen tahliye edilmiyor dedi ama bu manşet hazırlandıktan saatler sonra tahliye edildi. Basın açıklaması yapmak isteyen Furkan Vakfı mensupları polis tarafından darp edildi. Uşak'ta uyduruk gerekçelerle gözaltına alınan kız öğrencilere ahlaksızca işkenceler yapıldı. KHK'lı Cemal Yıldırım'ın Adalet Yürüyüşü hiçbir gerekçe gösterilmek sizin engelleniyor resimdeki kişi. 3 yaşında çocuğu olan bir kadın, eşi de çocuklu olmasına rağmen, eşi de tutuklu olmasına rağmen cezaevine gönderildi. Kanser hastası 18 yaşındaki kızı ölüm döşeğinde olan tutuklu babada bir türlü kızıyla görüştürülmedi. Tr724'ten okudum ki son bir haftanın sicili bu efendim. Yeni çağ ekonomiyle yürüyelim dibe vurduğumuz kesin çıkacağımız şüpheli manşetini atmış. Lütfü Türkkan konuşuyor. Merkez Bankası döviz rezervi eksi 30 milyar liralarda. Yılbaşından beri doların artışıyla kamunun borcu 150 milyar oldu demiş. Yeni mesaj çalışanların sayısında şok düşüş manşetiyle çıkmış. Çokça konuştuk. Üzerinde fazlaca durmayacağım. İşsizlikte mızrak çuvala sığmıyor Yeni Asya. Gerçek işsizlik 24.6 demiş ekonomistler platforma başkanı Doçent Doktor Oğuz Demire dayanarak ki daha da fazla. Yani 4 kişiden biri değil. Daha da fazla işsiz. Ki şu anda iş çıkarma iş ee, ne derler? işten çıkarma yasağı var. Haberdar gazetesi eyvah yine dedi manşetiyle çıkmış 2 yılda beş kez en kötüyü geride bıraktık diyen ve bunu her dediğinde ekonomik krizleri inleştiren Berat Bayrak bugün bir kez daha en kötüyü geride bıraktık dedi diyor 11 Eylül 2020 Haberdar gazetesinin manşetinde burada da daha önceki sözlerini sıralamış 3 Ekim 2018 30 Temmuz 19 27 Aralık 19 hep aynı şeyler Zor günler geride kaldı, en kötü geride kaldı lafları. İşten çıkarmak yasak ama işsizlik artıyor. Biraz evvel söylediğimiz şeyi cümle Milli Gazete'de manşet olmuş. Bu da efendim Türkiye'nin milli geliri, gayri safi yurt içi hasıla görüyorsunuz. 2013'te zirveyi tutmuş 958 milyar dolar ve 2020 ikinci çeyrek itibariyle 730 milyar dolar. Yani neredeyse 2008'li, 9'lu günleri tutmuş durumdayız. Yani 12 sene geriye gitmiş durumda. Bir Gün Gazetesi, e, Havva Gümüşkaya'nın haberi. Ülkede salgının ilk dalgasında açıklanan paket gelir değil borç desteği sundu. Bu kapsamla krediler dağıtıldı, vergiler ertelendi. Salgın yeniden yayılırken şimdi de kredi ve ertelenen vergi ödemelerinin vadesi geldi. Korku Ayları başladı demiş. Bir grafikte Doktor Ozan Bingöl'den gelsin. Yolcu beraberi cep telefonu harcının kısa ama hızlı yolculuğunu grafikleştirmiş. Ocak 2017'de efendim 149.2 TL iken bugün 1838 TL yolcu beraberi getirilen cep telefonu harcı. Evet. Böyle bir şey yok. Bu tam bir gizli komünist uygulaması, kapalı devlet uygulaması. Dünyanın her yerinde cebinizdeki telefonu hangi ülkenizden alırsanız özellikle Batı ülkelerinde alın, işte, işte içine takın şeyinizi, sim kartınızı her yerde çalışır. Ama bu telefonla ben bu telefonu İngiltere'den aldım. Bu telefonla ben Türkiye'ye gideyim, bilmiyorum iki ay 3 ay sonra bu telefonu kullanamazsın diye telefona mesaj gelir. Niye? İşte e-mail numarasını devlete bildireceksin. Bir para ödeyeceksin işte harç ödeyeceksin falan filan falan ki ancak öyle bu telefonu kullanabileyim. Bu hiçbir yerde yok arkadaşlar yani hiçbir yerde yok. Yarın öbür gün bu uygulama kalkarsa bilin ki gizli komünizmden artık yavaş yavaş liberal bir ekonomiye veya işte özgürlükçü bir döneme veya işte efendim normalleşmeye gidiliyor. Bakın şimdi size getireceğim konu da çok çarpıcı. Ee, ve bu konuyla da yavaş yavaş bitireceğiz. Yeni Şafak'tan bugünkü birinci sayfa haberi. Mali'nin yanındayız diyor. Mali bir Afrika ülkesi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Peki Mali ne? Ben size biraz anlatayım. Mali'de bundan 20 gün önce 18-19 Ağustos'ta darbe oldu. Ve yönetim değişti. Ve dışişleri bakanı Malili meslektaşıyla görüşüp Malinin yanındayız mesajı veriyor. Bir, hani Mısır'la öbürüyle Beriki ile işte Mısır darbecisi, onlar darbe yaptılar biz darbeci yönetimle masaya oturmayız falan diyorlar ya. Ben AKP'nin Erdoğan rejiminin 200 gününe anlatmaya çalışıyorum. Orada da darbe oldu, 20 gün önce. Bakın iki yüzlülükten bir ikinci aşamaya geçelim. Mali'de askeri isyan başladı. Sabah gazetesinden getiriyorum. 19 Ağustos 2020. Yani bundan tam 22 gün önce. 22 gün önce sabah. Aynı 20 Ağustos tarihli 20 gün önceki hürriyet. Türkiye'den sert tepki. Mali'deki darbeyi derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye Mali'de önceki gün yapılan darbeye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Batı Afrika ülkesi Mali'de önceki gün silahlı kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita'nın parlamento hükümeti fesh ederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe üzüntüyle, üzüntüyle karşıladı. 20 gün önceki hürriyet. Türkiye içinden geçtiği bu zor dön dönemde Mali'nin yanında. 20 Ağustos 2020. Bakın perşembe. Sabah gazetesi. Dış haberler sayfası. Mali'de darbeyle gelen kaos. Görüyor musunuz? 20 gün sonra 11 Eylül. 20 Ağustos sabah 11 Eylül Mali'nin yanındayız. Bu kadar ikiyüzlü, bu kadar aşağılık bir güruhla, bir şebekeyle karşı karşıyasın ey Türkiye. Hafıza sorunu da var. Yani ben işte 20 günlük hafızayı açtım size. 20 yıllık, 20 haftalık, 20 aylık değil yani. 20 günlük hafıza. Namık Tan'la bitirelim eski büyükelçi. An itibariyle dış politikamızın hali pürmelali. Suriye, İsrail, Libya, Mısır'da büyükelçimiz yok. Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'da büyükelçimiz var ama Yok. Yunanistan, Fransa, Almanya ve ilişkilerimiz, Almanya ile ilişkilerimiz gergin. ABD ile ilişkilerimizde ciddi sorunlar var. Artı ben de ekleyeyim, Orta Doğu Arap dünyası da yanınızda değil. Tümüyle Orta Doğu Arap dünyası yanınızda değil. Evet, koltuğu fena halde sallanıyor. Yayınımızın böylelikle sonuna geldik. Yayında anlattığımız baştan sona konular zaten bu fena halde sallanma olayını da ...teyit etmiştir. Evet. Sıcak aylara doğru yürüyoruz. E, buradayız. Takip ediyoruz gelişmeleri. E, haftada 3 gün manşet yayınıyla... ...pazartesi, çarşamba, cuma... ...salı, perşembe günleri Turan Görür Yılmaz... ...güne bakışı yapıyor. Cumartesileri Erhan Bey tatili bitirip başlayacak. Perde arkası olacak. Pazar günü de gerçek ekonomi programında... ...Profesör Doktor İbrahim Öztürk. Her gün bir yayınımız var ve her gün... ...gündemi... E, Sıcak gündemi tutmaya, yakalamaya ve onu sizlere aktarmaya çalışıyoruz, elimizden geldiğince. Bir manşeti daha noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları, Pazartesi görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.